ediyor. Tarafsız, objektif yayınlarıyla ve dinamik yayıncılık ilkeleriyle seviyeli haberler ve programlarla haftanın her günü ayrı bir yayınlı programla sporun kalbi BRT'de atıyor. Yorumlar, değerlendirmeler, canlı yayınlar ve nakli maç anlatımları ile sporun gündemi bu ekranlarda. Televizyonun yanı sıra radyo programlarıyla da ülke sporunu tüm yönleriyle siz dinleyicilerimize aktarıyoruz. Sporun tüm branşlarından haberdar olmak için BRT Spor her zaman olduğu gibi yine sizlerle. Barış Üniversitesi Spor Gündemi programını sunar. Spor gündeminden günaydınlar değerli Bayrak Radyo Televizyon izleyicileri, değerli spor severler. Haftanın ilk mesai gününde sporda gündeme yansıyan konularla karşınızdayız. Ahmet Ogan'la birlikteyiz. Günaydın Ahmet Ogan, hoş geldin. Günaydın, hoş bulduk. Mutlu haftalar diliyorum tüm izleyicilerimize. Çok teşekkür ediyorum. Evet, tabii ki dolu dolu bir pazar günü. Gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerekse Türkiye'de futbol gerçekten güne damgasını vurdu. Aksa Süper Lig play-out son karşılaşması oynandı. Meserya Küçükkaymaklı Meserya kazandı. Küçükkaymaklı lige veda etti. Playout birincilikte oynandı. Orada da Ozanköy veda etti. Tabii ki Türkiye futbol Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması, maç öncesi olaylar, karşılaşmanın gidişatı, 1-0'lık galibiyet sonrasında yine olaylar, açıklamalar, bayağı konuşulacak konu da var. Vaktimiz kalırsa U14'e de bakacağız ama dilersen Süper Lig playoutla başlayalım. Dün Meserya Küçükkaymaklı karşılaşmasındaydın. Mausa Doktor Fazıl Küçük Üstad'ında Felipe'nin golü 1-0. Çok da güzel bir gol ama sonrasında da tartışılan bir offside pozisyonu ve karşılaşma 1-0 bitti. Küçükkaymaklı uzun yıllar sonra lige veda etti. Belki de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarihinde diyelim, 1983 sonrasında ilk kez Süper Lig'e veda etmiş oldu. Nasıl değerlendirsin karşılaşmayı, yerinde izledin, anlatımdaydın. Neler söylersin? Tabii hafta sonu çok yoğun bir program vardı. Hem futbol ligleri hem Türkiye'deki derbi ve derbi sonrasında Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları noktasında müthiş bir haftayı geride bıraktık. Heyecan dolu bir haftayı geride bıraktık. Çok tartışılan haftayı geride bıraktık. Ama günün sonunda ortaya çıkan tabloya baktığımızda Aksa Süper Lig Playout'ta Küçükkaymaklı yıllar sonra veda etti. Tabii özellikle az önce vurguladın 83 sonrasında ama 2004 yılında hatırlayacaksın Küçükkaymaklı Yenicami Kupa maçında 2-1 kazanarak iki takım küme düşmüştü ve kupayı kazandıktan sonra 10 takımlı Ömer Adal döneminde 14 takımlı lige dönüldü ve statü değişen statü değişikliği sonrasında bu takımlar en üst ligde devam etti. Düne dönecek olursak özellikle maç önü maç içerisindeki ve özellikle 87. dakikadaki çok tartışılan pozisyon ve onun tartışmalarıyla birlikte yansımalarına baktığımızda netice itibariyle ortaya çıkan 1-0'lık skor Meserya'nın ligde kalmasını sağladı. Meserya Süper Lig'de 3. yılını geride bırakıyor. Özellikle az sonra maçın analizinden sonra iki takım içinde değerlendirmelerim olacak. Bir takım önlemler alması gerektiğini altını çizmek gerekir ama maç içerisine girdiğimizde hep söylediğim bir şey vardır. 30 haftalık lig maratonu bambaşka bir olaydır. Bu maraton tamamlandıktan sonra çıkan sonuçlar, puanların yarıya bölünmesi, sıralama ve o 3 maçlık süreç bambaşka bir noktadır. En önemlisi de özellikle maç öncesine baktığımızda Küçükkaymaklı'nın beraberlik ve galibiyet durumunda sadece ve sadece mağlubiyetle veda edeceği ligde mağlubiyetle tanıştı ve lige veda etti. Meserya ise sadece ve sadece galibiyetle ligde kalacağı noktada 1-0 kazanarak ligde kalmayı başardı. Oyunun özellikle ilk başında da 14. saniyede Taceddin Köse ile kaçırılan gol vardı ki Meserya oyuna iyi başlamıştı. Hem Taceddin'in ilk dakikalardaki kaçırdığı, daha dakikada değil 14. saniye, ikinci yarının başında 17. saniyede bu kez Küçükkaymaklı'nın kaçırdığı pozisyonlar var. İlk yarıda önemli pozisyonlar vardı. Direkten dönen Taceddin'in pozisyonu vardı. Ama günün sonunda ilk 20 dakikalık bölüm iki takımda hem
açık futbol hem üretkendi ama ondan sonraki bölümde kontrollü oyunu tercih ettiler. İlk yarının son bölümünde çok fazla pozisyona giremediler. İkinci yarı başlarken Küçük Kaymaklı daha iyi başladı. Bulduğu pozisyonlar var. Az önce de söylediğim gibi 17. saniyede bu kez onlar golü kaçıran taraf oldu. Arsenal'in direkten yani üst direkten ve kalecinin de müdahalesiyle dışarıya giden topu var. Ön bölgede Silla'nın daha sonra Gozar'ın oyuna alınmasıyla birlikte ki bana göre Arsenal oyunda kalabilirdi. Çünkü tamamen sizin gole ihtiyacınız olduğu tabii golcü dönemdi. Birisi. Evet. Oyuna giren oyunculara baktığımda da ofansif bölgede size iş yapabilecek adamlar noktasında daha etkili olduğunu söyleyebilirim. Yabancılar konusunda zaten Küçük Kaymaklı sezon başından beridir sıkıntılar yaşıyor. İlk dönem Felix'le devam etmişlerdi. Daha sonra değişikliğe gittiler. Silla'nın girdiği pozisyonlar vardı. Kaçırdığı pozisyonlar vardı. Mesarya özellikle son bölümde biraz stres, biraz kaygı, 1-0'ı koruma düşüncesi ki 54'te muhteşem bir gol attı Juan Felipe. Şu an ekranda sonra da. Maçın özetini de vereceğiz. Müthiş gol attı Brezilyalı sol ayak. İnanılmaz bir gole imza attı ve bu golü 90 artılara kadar, 90 artı 8'lere kadar korumayı başardı. Ve günün sonunda da Mesare ligde kalan taraf oldu. Türk Ocağı ve Yeni Boğaziçi'nden sonra lige veda eden Küçük Kaymaklı oldu. Tabii Küçük Kaymaklı taraftarlarının özellikle offside gerekçesiyle Silla'nın attığı golün iptal edilmesi, VAR'ın olmaması noktasında tepkileri, bu maçın Mausa'da oynanması noktasındaki tepkileri bizlere değil, Futbol Federasyonu'nun olması gerektiğini altını çizmek gerekir. Tabii ki çıkan sonuç sonrasındaki bir hayal kırıklığı ve hayal kırıklığı sonrasında seslerin de yükseleceği, tepkilerin ortaya konacağı noktalar olabilir. Ama bunun spor basını olmadığını altını çizmek gerekir. Spor basını orada gördüklerini söylemek durumundadır. VAR sisteminin özellikle en büyük tepkilerinden bir tanesi Kadınlar Ligi finalinde VAR sisteminin olduğu, böylesi çok kritik, önemli ve özellikle tartışılan offside pozisyonu sonrasında VAR'ın niye olmadığı noktası, sistemin özellikle Lefkoşa Atatürk Stadı'nda kurulduğunu, diğer statlarda şu anda bunun mümkün olmadığını, yani herhangi bir çalışma yapılmadığını, ilerleyen dönemlerde diğer statlarda da olacak diye düşünüyorum. Dolayısıyla çıkan 1-0'lık sonuçla Küçük Kaymaklı uzun aradan sonra lige veda eden takım oldu. Tabii sezon öncesinde ve sezonun başında lige başladıktan sonra devre arası ve lig sonu ve şu anda play-out maçlarıyla birlikte Küçük Kaymaklı'nın ciddi anlamda değerlendirme yapması gerekir. Şampiyonluk yıllarında ve daha önceki başa oynadığı dönemlerde ben Küçük Kaymaklı taraftarını, özellikle Rus Ostadı'nın kapalı türbünlerini tamamını doldurduğunu biliyorum. Çok kritik, çok hayati bir maça çıkıyorsunuz. Mausa, Lefkoşa, Mausa arası uzak gibi görünse de 45 dakikalık bir süreçtir. Beklediğim, istediğim taraftarı orada göremedim. Kök Küçük Kaymaklı taraftarlarının, özellikle 70'li yaşların üzerinde birçok insanın orada olduğunu gördüm. Gençler Küçük de var. Küçük Kaymaklı'ya sahip çıkanların orada olduğunu gördüm ama özellikle Küçük Kaymaklı'da başkanlık yapmış, yöneticilik yapmış ve Küçük Kaymaklı'nın tarihine etki edecek bir maçta o birlik beraberliği görmedim. Sahada görmedim. Dolayısıyla da Küçük Kaymaklı'nın buna ihtiyacı vardır. Lig düşülebilir. Tekrar geri dönebilirsiniz. Çok uzun bir süreç değildir eğer doğru tabii hamleler yaparsanız. Çetinkaya başardı. Tekrar mı geri dönebilirsiniz. Çetinkaya 2 yıl önce tarihinde ilk kez, tarihinde bakın ilk kez. Tek 17 şampiyonluk, takımdı. 14 evet. Kupa şampiyonluğunda en çok şampiyon olmuş. Efsane dediğimiz Pakoş Şilde sahip çok değerli bir takım. Veda etti, hatalar yaptı. Geri dönmeyi o sezon başardı. Evet. Birincilik, hep söylerim sevgili Kaya, birincilikle Süper Lig arasında fark vardır. Birincilikte önlemler almazsanız, nasıl olsa çıkarım mantığıyla oradan devam ederseniz çıkamazsınız ve ondan sonra oranın takımı olursunuz. Dolayısıyla hem Küçük Kaymaklı'yı hem de Türk Ocağı'nı çok büyük sorumluluklar bekliyor yeni dönemde. Yeni Boğaziçi bu lige, hem Süper Lig'e hem birinci lige çıkıp inişlerde alışkın bir takım ve o noktada da Süper Lig'e gelebilecek deneyimde olduğunu söyleyebilirim ama bu ilkleri yaşayan takımların bu sezon tamamlandıktan sonra ciddi anlamda önlemler alarak devam etmesi gerekir. Mesarya'nın özellikle inancı, isteği sadece ve sadece galibiyetle ligde kalacağı noktada bunu başarması, taraftar bütünlüğüne baktığımda onun da yeterli düzeyde olmadığını söyleyebilirim. Çünkü geçen sezon ligi 3. sırada tamamlamış, inanılmaz bir taraftar baskısının olduğunu biliyorum, ateşli bir taraftar kitlesinin olduğunu biliyorum. O takımda çalıştığım için söylüyorum. Onlarda da o desteği görmedim. Yani şunu söylemek istiyorum.
iyi günde de, çünkü Sayın Koral Başkan da hep vurgulamıştı 5 kez üst üste şampiyonluk, ama kupa alınacağı yeni Cem'in maçında beklenen Mausa taraftarını görmedi. Evet. Yani iyi günde de kötü günde de özellikle kök taraftarların, camiaların köklü taraftarları, camia için yatıp kalkan, camia için her şeyini feda eden taraftarların azaldığını gördüm. Bir kerecik öncelikle bunu kulüplerin kendi iç değerlendirmesi yapması gerekir. İkincisi, Futbol Federasyonumuzun da hem şampiyonla oynayan hem küme düşme noktasındaki takımların taraftar noktasındaki ilgisizliğinin giderilmesi için bazı değişikliklerin, ki bu da bazı değişiklikler noktasında sistemin ve statülerin değişikliğidir. Artık bunların yapılması kaçınılmazdır. Tabii ki küçük kaymaklı küme düştükten sonra elbette ki bir moral bozukluğu olacaktır. Çünkü başkentin çok güçlü camialarından bir tanesidir. Tesisleri gayet iyi. Tesisleriyle birlikte, altyapısıyla, ki bu sezon biliyorsun A2'lerde Mausa Türk Gücü'nün tek yenemediği takım küçük kaymaklı. Evet, ve ikinci oldular. Güçlü bir yapıyla gelmişti. Hı-hı. Gelecek sezon Süper Lig'de kalmış olsaydı A2'ler noktasında bana göre Mausa Türk Gücü gibi şampiyonun en güçlü adaylarından bir tanesi olacaktı. Ama benim altyapılarda ön plana çıkardığım, vurguladığım noktalardan bir tanesi, evet şampiyonluk önemli ama sizin alttan gelen oyuncularınızın A takıma kazandırılması noktasında dün gördük. Küçük Kaymaklı'da birçok altyapıdan gelen oyuncular A takım düzeyinde sürekli oynayarak gelişim göstermişler. Maç kondisyonlarını artırmışlar. Artık Küçük Kaymaklı'nın A takım futbolcusu olduğu noktaya geldiler. Dolayısıyla bu oyuncuların birincilikte mücadele edecek olması bana göre bu kadro yapısı içerisinde olgunlaştıktan sonra Küçük Kaymaklı için artı olacağını düşünüyorum. Ama tekrar altını çizerek söylüyorum, birincilik başka bir ligdir. Bambaşka bir ligdir. Öyle statlara gideceksiniz ki saha zeminleriyle karşılaştığınızda inanamayacaksınız. Soyunma odalarına girdiğinizde kutu gibi odalarda soyunamayacaksınız. Çok farklı ortamlarla, çok farklı ambiyanslarla karşı karşıya. Tribün baskısı. Tribün baskısı, özellikle belli statlarda tellerin çok yakın olması. Evet. Bunu ciddi anlamda hissedeceksiniz. Hele hele de başkent takımının, Küçük Kaymaklı'nın birincilik takımlarıyla mücadele edecek olması o ligde mücadele eden takımlar için önemli bir motivasyon kaynağıdır. Bunu ben Çetin Kaya küme düştüğünde de, o dönem ben 4 yolda teknik adamlık yapıyordum. Bunu çok rahat hissettik. Çetin Kaya 4 yola geliyor. O heyecan, o beklenti çok yüksek oluyor köy takımlarında. İlk devre maçlarında çok zorlanmışlar. Dolayısıyla evet, güçlü yapısı, başkent ekibi olması ve özellikle deneyim tecrübe noktasında diğer takımlarından önde olmasına rağmen bu saydığım unsurlar kendileri için çok önemli dezavantajlar oluşturacak diye düşünüyorum. Günün sonunda 3. ve son takım Küçük Kaymaklı oldu. Kendi için de hep söylediğim, tıpkı Fenerbahçe gibi gerek genel kurulları, gerek genel kurullar sonrasında seçilen başkanlarla birlikte hep tartışmanın, hep yorumların ön planda olduğu bir kulüp olarak değerlendiriyorum. Ve çok güçlü başkanlar geldi geçti. Çok güçlü yapıya sahiptir. Dolayısıyla bu yaşanan süreçten erken kurtulabilirler. Sağlıklı ve camiaya sahip çıkarlarsa eski başkan ve yöneticiler, ki bana göre bu saatten sonra artık herkesin devreye gireceğini düşünüyorum. Ve Küçük Kaymaklı tekrar ayağa kalkarak Süper Lig'e geri dönebilecek düzeyde olduğunu belirtmek isterim. Mesarya'nın özellikle Güney Mesarya temsilcisi, Mesarya'nın oluşturduğu yapı her geçen gün zayıflamaya devam ediyor. İlk oluşumda hatırlayacaksın, Türkmenköy ile birlikte 4 köyün birleşimiyle güçlü bir yapı kurmuşlardı. Daha sonraki dönemde Türkmenköy'ün ayrılmasıyla birlikte o yapı devam etti. Özellikle Turunçlu'nun, Paşaköy'ün mevcut yönetimleri içerisinde önemli isimler görev yapmaya başladı. Bu dönemde o isimlerin de ayrıldığını gördük. Tamamen Paşaköy kökenli ve o gençlerin, ki hep söylüyorum, başkanlık Paşaköy'de çok önemli değil. Evet, önemlidir. Altını çizerek söylüyorum ama şu açıdan önemli değil. Mehmet Ali Başkan da görev yaptı. Kaan Başkan da görev yaptı. Halil Başkan da görev yaptı. Belki bu dönem Fikret Başkan olacak, devam edecek. Yani oradaki gençlerin, Sait arkadaşımızın da, bu arkadaşlarımızın hep birlikteliği camia için, Mesarya için yaptıkları ortadadır. Başkan oldukları dönemde bile başkanın sahaya inerek çim zeminin mükemmel zemine dönüşmesi, stadın güzel bir konumda olması için el birliğiyle çalışan çok güzel bir yapı var orada. Ama şu vardır, özellikle bu tür takımların sponsorluk noktasında bir anda büyüyüp bir anda hedef
yükseltirseniz ilerleyen dönemde onun sıkıntılarını yaşarsınız. Mesela da tam bu noktada o sıkıntıyı yaşıyor. Hatırlayacaksınız Kale Boya'nın gelmesiyle birlikte, Gürkan Oğaltı'nın sponsor olmasıyla birlikte çok güçlü bir yapı kuruldu. Çok önemli takım kuruldu. Ve o takım 3 yıllık süreç içerisinde Süper Lig'de ilk dönem geçiş oldu. 2. yıl Nazım Hoca ile birlikte 3. bitirdi. Bu sezona baktığımızda işte sezon başından beri sıkıntılı süreç. O sıkıntılı süreç sonrasında play-out. Plaut da son maçta kalıyor. Dolayısıyla Mesarya'nın da bu genç başkanların, yöneticilerin oluşturduğu sinerjide biraz daha mantıklı, biraz daha kulübü ileriye taşıyabilecek kararlar alarak devam etmesi gerekir. Elbette ki kulüplerin ayakta kalabilmesi için maddi olarak çok ihtiyaçları vardır. Süper Lig'de 15-20 milyonlara yükselen bütçelerin, birinci ligde 8'de 15 milyon arasında yükselen bütçeleri bulmak ve bir sezonu tamamlamak çok zordur. Bunun zaten sıkıntılarını şimdilik tamamlandı. Yeni dönemde bir hafta sonra göreceğiz. Birçok takımımız zaten geçen programda söyledim. Özellikle Mausa bölgesinde hemen hemen başkanı değişmeyecek takımın olmadığını düşünüyorum. Birçok takımın Süper Lig'de, birinci ligde başkanlarının değişeceği nokta olduğunu görüyorum. O yüzden ülkemizde de futbolun devam edebilmesi için sponsorların olması şart. Ama güçlü sponsorla devam ederken kuracağınız takım kadrosunu da dikkatli ve seçici olarak kurmanız gerekir. Kuramazsanız bir anda kurduğunuz güçlü kadronun dağılması işte bu sezon Mesarya'nın sıkıntılı sürecini birlikte getirdi. Başardılar. Kaan Başkan ve yönetimini, İsmail Hoca'yı, ekibini ve futbolcu kardeşlerimizi kutluyorum. Özellikle Süper Lig adına o bölgede tek temsilci noktasında devam ediyorlar. Öyle bir sorumluluk ve misyonları vardır. Bu dönemde artık erken karar vererek daha güçlü, daha iyi bir yapıyı kurarak devam etmeleri gerektiğini söylemek istiyorum. Devam edeceğiz. O tartışmalı pozisyon da dahil olmak üzere onu da konuşacağız ama özet görüntüler görelim. İzleyelim. Özet görüntüleri Mesela Küçük Kaymaklı karşılaşması. Özet görüntüler gelsin. Sonrasında yine stüdyodayız. Kerem Eren düdüğünü çaldı ve zorlu 90 dakika başlıyor. Gazi Mausa Doktor Fazıl Küçük Stadyumunda. Lukman içeri doğru ortası. Son anda müdahale geldi. Taç. Offside bayrağı kalktı. Pozisyon için. İşte offside pozisyonu. Taç atışını Alpay'la. Alpay kullandı. Silla. Yusuf var karşısında. Silla. Müdahale geldi. Bir şut. Asparka dışarı çıktı. Uzaklaştırdı. Lukman vuruyor. Kaleciden döndü. Gol pozisyonu dışarı çıktı. Taceddin Köse. Mutlak gol pozisyonuna ayarlanamadı Mesarya. İşte pozisyon. Lukman vurdu. Kaleci Mehmet elinden kaçırdı. Taceddin direkt dışarı çıkıyor. Arda offside bayrağı kalktı Arsenal için. Evet, yardımcı hakemin yeri de iyi. Pozisyonu Arda, topu hala kendisinde. Arda, Mahmut'un müdahalesi. Oynayın diyor Kerem Eren. Topa Kaymaklı 9 numaralı oyuncu vuruyor. Silla pasını verdi Fikret'e. Fikret sol taraftan ceza sahasına girdi. Fikret vurdu. Kaleciden döndü. Atak devam edecek. Top tekrar Fikret'in önünde kaldı. Silla'ya doğru çıkarttı. Atak devam ediyor. Arda vurdu dışarı. Arda Kortay. Küçük Kaymaklı çok yaklaştı gole. Lukman. İki kişiden sıyrıldı Lukman. Pasını verdi Halil Turan. Arkadaşı yerdeydi. Topu taça gönderdi. İşte Lukman. Arda'ya burada bir müdahalesi var. Fikret içeride boş. Fikret'i gördü. Fikret Silla'ya doğru pası. Silla bayrak takmadı. Silla gol pozisyonda. Silla vurdu kaleciyi. İşte pozisyon. Yani burada niye bayrak kalkmasını bekliyor? Akıl alır gibi değil. 3 metre geriden geliyor hemen. Silla yani. Silla topun etrafına döndü. Topla fazla oynayınca kaptırıyor Lukman.
Silla'ya doğru ara pası. Silla, Silla kontrol etti. Gol pozisyonunda Silla istediği gibi vuramadı. Taceddin, Halil Turan girdi araya. Silla için bu sefer bayrak kalktı. John. Yani offside yok gibi görünüyor. Uzun gönderdi. Emre, Silla. Silla vurdu son anda müdahale. Korner. İkinci yarıya tehlikeli başladı küçük kaymaklı. Uzaklaştırdı Taceddin. Taceddin kaptırdı topu. Fikret. Arsenal top istedi. İçeri doğru Silla'ya. Silla göğüs kontrol. Silla vurdu. Direkten dışarı. Bu arada bayrak kalktı. İşte Silla offside pozisyonundaydı. Sağ tarafa doğru Felipe. Felipe önündeki boşluğu kullanıyor. Felipe. Alpgazi geçti. Felipe kaleye baktı. Felipe vurdu ve top ağlarda gol. Felipe'nin golü. Dakika 54. Mesarya 1-0 öne geçiyor. Büyük sevinç var. Mesaryalı futbolcularda. Felipe beklenmedik anda topu kaleye gönderdi. İşte Felipe kafasını kaldırdı. Vurdu. İyi bir an diyebiliriz çünkü. İşte gol pozisyonu. Felipe beklenmedik anda vurdu. İşte farklı açıdan. Felipe. Felipe yerde kaldı. Kerem Eren kartına başvuracak. Çok sert bir hareket. Alpgazi yani bu... Emirkan. Sarı kartı gören oyuncu işte. Yani bu yani sarı kartın ötesinde bir hareket. Bunu özellikle belirtmek gerekiyor. Çünkü oyuncunun topla hiç alakası yok. Hedefi tamamen rakip. 3 oyuncu değişikliği birden gelecek Kaymaklı'da. Arsenal'e doğru. Arsenal düzeltti. Arsenal vuruyor top direkten dışarı. Çıkmadı oyun alanında. Civan yetişti. İşte pozisyon. Arsenal vurdu. Kaleci direkt. Silla'dan önce müdahale. Gozar'ın önünde kalır mı? Defans hata yapmadı. Yusuf Altıner. Okan'ın. Şurada. Evet. Yani... İstediği pası alamadı. Gozar. Arkası kaleye dönük. Muhammed uzaklardan vurmak istedi. İçeri doğru orta. Silla gol pozisyonunda. Çizgi offside bayrağı kalktı bu arada. Offside bayrağı kalktı. Evet. Gozar. Şey Silla. Silla offside pozisyonunda ve top da zaten çizgiyi geçmemiş. Fikret'ten sıyrıldı. Alpay'ı geçemedi. Fikret'in önünde kaldı. Denemesine bir pas. Silla gol pozisyonunda offside bayrağı kalktı. Top ağlara gidiyor ama offside bayrağı kalktı. Büyük itirazlar var yardımcı hakeme. Onlar değil! Değil! Onlar var mı değil ya! Tekrarını görelim ama... Sarı kart çıktı Silla'ya. Şu ana kadar bütün pozisyonlarda haklıydı yardımcı hakem ama burada bir tereddütüm var benim de. Bir offside kamerasından görmek gerekiyor. Topun ayaktan çıktığı anda evet Silla geriden geliyor. Şimdiye bakın kadar hocam. Bütün kararlarında doğruydu bakın. Hemen önündeki kırmızılı oyuncu daha geride. Kale çizgisine daha yakın. Yardımcı hakeme yakın olandan bahsetmiyorum. Şu an Silla'nın hemen arkasında kalan oyuncu. Offside'i bozan zaten sonuna kadar takip eden de o. Onun dışında herkes el kaldırdı. O oyuncu takibe devam etti. Adamın arkasında. Sanki... Dediğim gibi açı bizi yanıltmıyorsa offside yok. Defansta Arda'nın kafası Silla Gozar. Önünü aldı Halil Turan kaçtı. Halil Turan, Halil Turan gol pozisyonunda kalecinin müdahalesi. Uzaklaştırıyorlar. Ve Kerem Eren 90 dakikayı bitiren düdüğünü çaldı. Mesarya 1-0'lık skorla ligde kalıyor. Küçük Kaymaklı bu skorla ligden düşen... Üçüncü takım oldu. Sağ içinde bir tarafta hüzün, bir tarafta sevinç. Hakemler de polis eşliğinde şu anda odalarına doğru ilerliyorlar. Bir tarafta gerginlik, bir tarafta sevinç. Hele teşekkür ediyorum. Hala hakemlere orada
tepkiler var. Felipe'nin golü mesela 1-0 kazandı ama tartışılan bir tabii ki offside pozisyonu var. O pozisyonu rica edeyim değerli yönetmenin Mecmusal yardımcı olsun bize. O pozisyonu getirelim, ekranı hazır edelim. Evet. Sadece o pozisyonu bir izleyelim. Ama Dogan sen maçtaydın zaten. Pozisyonu izledin. Tam ben yayındaydım. Radyo yayınına bağlantıdaydık. Ve canlı anlatırken bulunduğum noktadan da offside olmadığını gördüm. Ondan sonra yayını verdikten sonra diğer statlara, Salih Borucu'ya ben yayıncı kuruluştan tekrarlar, offside kamerasından tekrarlar olduğunda orada gördüm ki benim kendi düşüncem orada gördüm. Offside olmadığı yönde. Evet, çünkü bu pozisyon. Mert Ateş'in pozisyonun gerisinde olduğunu ama ondan sonra yapılan çok şiddetli itirazlar var. Arif Mali'ye hatta dördüncü hakem Hüseyin Öyükler de o noktaya şiddetli bir şekilde geldi. Ama sonrasındaki tepkiler sonrasında da kartlar bekledim. Beklenen kartlar bir. İstenilen oyunculara yani şiddetli itirazda bulunan oyunculara da beklenen kartların çıkmadığını Silla. Söyleyebilirim. Silla görmüyor. Oyun içerisinde Hüseyin Öyükler'in önünde Civan'ın Arda Korta'ya attığı tekme var topsuz alanda. Es bu, geçildi. Çok özür dilerim Ahmet Okan. İşte bu offside kamerası ve topa vurulduğu an. Şimdi buradan gördüğümüz görüntü Yusuf Altıner ve Mert Ateş. Mert Ateş, Civan geride kaldı. Civan geride kaldı. Civan'ın önünde şey Yusuf'la, Silla. Yusuf'la Mert'in Silla'nın gerisinde olduğunu yani offside'i bozduğunu düşünüyorum. Yani özellikle Mert Ateş'in pozisyonu bozduğu düşüncesindeyim. Yani bu ve Arif Malek de çok pozisyonun çizgide, içerisinde çizgide yakından yani süzüyor. Net görmüş olması lazım. Evet. Orada. Yani neden, bu an çok tartışılan andır. Neden yanlış bayrak kaldırdı? Gerçekten enteresan. Tabii VAR sistemi dediğin gibi yok burada. Evet. Yapılmadı. Tabii ki Lefkoşa Atatürk Stadı'nda şu anda uygulanıyor. İki karşılaşmada uygulandı. Bir de kadınlar finalinde futbol Puma Kadınlar Ligi'nde uygulandı. Üç karşılaşmada Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynandı ve orada uygulandı. Lefkoşa Atatürk Stadı'ndaki dışındaki statlarda şu anda uygulanamıyor. Tabii o sistem henüz kurulmuş değil ve uygulanmıyor. Uygulanamıyor. Uygulanmıyor değil, uygulanamıyor. Evet. Belki, ama doğal olarak bu karar sonrasında Küçük Kaymaklı taraftarlarının da tepkisi var, var niye yok ki yayının başında da belirtmiştim. Özellikle sahanın tercihi konusundaki play-out, Süper Lig play-outların tercihler noktasında da sıkıntılar olmuştu. Hatırlayacaksın ilk maçta Mesarya'nın Girne'ye verilmesine tepki gösterildi. Evet. Cihangir'i bekliyorlardı ama Cihangir özellikle son hafta oynanan maçlar sonrasında Mesarya tarafından yapılan açıklamalar, Cihangir'e yönelik suçlamalar sonrasında o stada Futbol Federasyonu'nun maç verme düşüncesi olmadığını öğrenmiştik. Bana göre de doğru yapmıştır ama özellikle stat seçimlerinde çok önemlidir. Playoff, playoutlarda çok değerlidir ama günün sonunda şu vardır. Mesarya ve Küçük Kaymaklı. VAR'ın olduğu stat neresi? Lefkoşa Atatürk Stadı. Hatta bu konuda özellikle bizim Aksa birincilik playoff mücadelelerinde bizim kazanabilmiş olsaydık ve Gönyeli ile pazar günü finale kalmış olsaydı Dems Construction Çanakkale ile Gönyeli'nin öyle bir de teklif gelmişti bize. Yani Atatürk'te oynayalım var. Evet. Ve VAR'ın devreye girmesi noktası vardır. Ama takımlar şuna bakıyor. Yani sisteminden faydalanmaya bakmıyor. Özellikle işte Gönyeli Lefkoşa takımıdır. Atatürk'e mi gidecek? Hatta bunun tartışmaları biliyorsun hep kupa finallerinde hep ön plana çıkıyor. Evet. Niye hep Atatürk stadında oynanıyor kupa finalleri noktasında? Bunun özellikle voleybol özeline döndüğümüzde de Mausa takımlarının veya Karpaz takımının finallere kaldığında niye Lefkoşa başkentte oynanıyor? Bunun niyesini sezon öncesinde federasyonların aldığı kararlarla ortaya koyuyor. Yani alınan kararın üzerine yorum yapmanın doğru olmadığını söylemek unutuyor istiyorum. Unutuyor işte. Unutmayacaksınız. Yani bu kararlar sezon başı yıllık planlama çıktığında kimin nerede oynayacağını bellidir. Hangi finallerin nerede yapılacağı bellidir. Yani gereksiz gündem yaratarak, gereksiz futbolumuza zarar verecek yorumlar içerisine girmek veya başka noktalara çekmenin bir anlamı yoktur. Hı hı. O yüzden şu da vardır. Yani sistemin olduğu yere takımlarımızın, kulüplerimizin gitmesi noktası varken küçük düşüncelerle kendini kurtarabilecek, belki kendisine avantaj sağlayabilecek noktaları hesaba katarak bu tür yaklaşımlara sıcak bakmıyorlar. O yüzden herkes kendini önce bir değerlendirsin. Ondan sonra diğer işlere bakarız. Günün sonunda dediğim gibi oyun içerisinde ki
Deniz Ateş Bitner hocamız da net söyledi. O ana kadar yorumda, çok evet. başarılı kararlar, doğru bayraklar kaldırdı. Hep doğru bayraklar kaldırdı. O andan sonraki işte o Arif an Küçük Kaymaklı'nın birinci lige veya birinci lige geldiği an oldu. Tabii Küçük Kaymaklı oyun içerisinde gördük. İnanılmaz goller kaçırdı. Çok gol kaçırdı. Silla kendi adına. Alp'in vurduğu net pozisyon var. Arda'nın kaçırdığı net. İki önemli net pozisyonlar var. Yani birçok pozisyon buldu. Arsevenin şutu direkt, kaleci Ercan şanssız anlar. Yani Mesarya'ya göre daha net pozisyon. Mesarya'nın özellikle 14. saniye Tacettin. 10. dakika Tacettin Ercan'dan seken top. Düşün, yan direğe çarpıyor, dışarıya gidiyor. Evet. Yan direğe çarpıp içe de düşebiliyor. Evet. Düşebilir. Şimdi erken golü kalenizde görünce oyun planınız tamamen teknik adamın değişiyor. Ki golü yedikten sonra 54'ten sonra Hasan Hoca 3 tane oyuncu birden oyuna aldı. Daha sonra 2 oyuncu birden daha oyuna aldı. Yani hamlelerle birlikte tekrar golü bularak en azından beraberlik kendisini ligde tutacaktı. Tabii. O hamleler yapıldı ama olmadı. Günün sonunda dediğim gibi Mesarya da iyi savundu. Hakkını teslim etmek gerekir. Yani çok tecrübeli, üst düzey oyuncuları olmasa da kaleci Ercan başta olmak üzere çok tecrübeli bir kaleci. Ama onun dışında baktığımızda deneyim ve tecrübe noktasında olmasalar da çok koşarak, inanarak, mücadele ederek haklı bir galibiyet aldılar ve ligde kaldılar. Hayırlı olsun diyorum. Yeni dönemde de iki takımın da, iki kulübün de alması gereken önlemler var. Artık onlar da başkan ve yönetimlerin yapacağı işlerdir. Evet, tamamladık Süper Lig Playout'u. Geçelim 1. Lig Playout. Çok zamanımızda azalmadan fazla Galatasaray-Fenerbahçe maçını da konuşacağız. Ki sadece Galatasaray-Fenerbahçe değil, altta da Türkiye Süper Lig'inde inanılmaz mücadele var son haftaya girilirken. 1. Lig Playout'ta Gönyeli 3. takım oldu. Evet. Süper Lig'e terfi etti ve playout'ta da Lapta'yla berabere kalan Ozanköy 1-1 berabere kaldı ve diğer karşılaşmanın skoruyla birlikte Ünlü Marmaraş kazandı ve Ozanköy lige veda etti. Çıktığı sezonda lige veda etti. Tabii şu var. Gönyeli ve Ozanköy. Gönyeli'yi zaten geçtiğimiz hafta değerlendirdik. Playoff'u değerlendirdik. Bir kez daha Gönyeli camiasını kutluyorum. Lige geri geldiler. Olması gereken, ait olduğu yerlere geldiler. Çünkü Gönyeli çok büyük bir camiadır. Çok güçlü bir camiadır. Kendi içindeki tartışmalar diğer kulüplerden daha fazladır. Özellikle muhaliflerin seslerinin yükseldiği anda konsantrasyon kaybının çok yaşandığı bir Gönyeli camiası var ama yeni dönemde bunların yaşanmayacağı, özellikle Sayın Hüseyin Amcaoğlu'nun belediye başkanı seçildikten sonra altını çizerek hep söyledim, yine aynı şeyi söyleyeceğim. Bağlı bulunduğu köylerle birlikte hareket eden, herkese destek olan bir anlayışı vardır. Sadece Gönyeli özeli değil, herkese. Ki bir Yılmazköy Mustafa Üçöz stadını çok iyi biliyoruz. Eski haliyle şimdiki halini çok net görüyoruz. Dolayısıyla bu tür yapılan işleri takdir etmek gerekir, onur etmek gerekir ve gündeme getirmek gerekir. Ben kendilerini kutluyorum. Playout'a geldiğimizde özellikle Lapta'nın buralarda olmaması gerekirdi. Lapta kendi içinde ciddi değerlendirmeler yaparak bu ligin hem köklü takımlarındandır hem üst liglerde de başa oynayan bir Çetin Kaya finali vardır. Kaybettiği şampiyonluk var. Dolayısıyla onlar da iyi değerlendirerek lige girmeleri gerekir. Belki de kendilerini hiç bu noktalarda beklemezken bu noktalarda buldu. Ama diğer takımlar zaten Geçit Kale yeni çıktı. Ozanköy yeni çıktı. Maraş yıllardır bir dönem yukarıyı zorlayan takım oldu. Son dönemlerde hep playout'un içerisinde, hep playout'ta mücadele etti. Dolayısıyla bu yıl Maraş ligde kalmayı başardı. Hasan Oy başkanlığında çok yoğun, uzun soluklu bir süreç oldu. Arada bir iki başkan değişti ama onlara da destek olarak devam etti. Uzun soluklu başkanlık sürecini dün itibariyle noktaladı. Yeni dönemde Maraş'ta yeni bir başkan seçilecek. Onu hep birlikte göreceğiz ama Maraş'ın da kendi içinde bir kerecik kendilerini iyi değerlendirmeleri gerekir. Futbol dostluk, kardeşlik ve centilmenlik oyunudur. Kendi sahanızda agresif olacaksınız, dışarıya gitmeyeceksiniz. Başkan ve yönetim ve futbolcu da teknik adamları diğer statlarda baş başa bırakacaksınız. Bunlar doğru şeyler değildir. Bunların iyi değerlendirmesi yapılır. Dolayısıyla da herkes kendi evinde ağırlayacağınız takımı, yapacağınız uygulamalar, deplasmana gittiğinizde de aynı şeylerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Ben demiyorum, o yaptı siz de yapın. Ama bizim ülkemizde maalesef bunlar unutulmuyor, devam ediliyor. O yüzden buradan da
dersler çıkararak. Maraş çok güçlü bir camiadır. Altyapısıyla gelen potansiyeli önemli var, bir evet. potansiyele sahip bir takımdır. Zaten stat yenilemesi, türbün çalışmaları yapılıyor. Olacak yeni dönemde. Dolayısıyla yeni başkan da bunlarla birlikte yeni vizyonla devam edecek. Geçitkale uzun aradan sonra, 7 yıl aradan sonra geldi. Zorlandı ki bana göre takım kadrosu çok tecrübeli, deneyimli olmasına rağmen buralarda olmaması gerekirdi ama istediği sonuçları alamayınca play-out oynadı. Günün sonunda en avantajlıydı ve ilk maçtan da ikinci maçtan da işi bitirmiş oldu. Diğer taraftan baktığımızda Ozanköy gerçekten çok sıkıntılı bir süreç vardı sezon başında. İyi başladı ama. 20 günlük oluşturulan bir takım Hüseyin Hoca ile birlikte çok iyi başlangıçlar. Kendi sahasında kaybetmeme alışkanlığını devam ettiren Ozanköy. Önce kendi sahasındaki alışkanlıklarından vazgeçildi. Yani maçlar kaybedildi. Dışarıda zaten çok fazla katkı sağlanamadı. Daha sonra teknik adam değişiklikleri. Ekonomik olarak çok ciddi sponsor olmayan ve destek noktasında çok istenilen desteği bulamayan Kayhan Başkan. Günün sonunda zorladı. Bayağı da emek veriyor gerçekten. Play-out'a geldi ama play-out'ta başaramadı ve geri döndü. Önemli kadrosu vardı. Geç kurulmasına rağmen önemli oyunculara sahipti ama İbrahim Kunur'u mesela gayet keyifle izledik. Yani İbrahim Kunur gibi, Nedim gibi yani isim sayacak olursak çok önemli oyuncular vardı ama başaramadı. Özellikle saha avantajını iyi kullandı ama dış sahadaki kullanamadı. Daha sonraki dönemde özellikle gerek fizik kalitesi gerek maçların zorluk derecesiyle birlikte o iç sahadaki galibiyet alışkanlığını kaybedince oradan da puanlar çıkaramayınca play-out'a geldi ve play-out'ta başaramadı. Şampiyon olarak BTM birincilikte beyaz grupta şampiyon olarak geldiği lige tekrar geri döndü. Tabii bunların planlamasını mutlaka yapacaktır Kayhan Hoca ve ekip. Potansiyeli var diye. Potansiyeli olan Girne bölgesinde ciddi bir yapıya sahip olduğunu düşünebilirim. Altyapıda da 14'lerde ikinci tura kaldılar. Evet. Yani altyapılar da gelişmeye devam ediyor. Hı hı. Dolayısıyla bunlar önemli şeylerdir. Lig düştüğünde moral bozukluğu vardır, üzüntü vardır ama alttan gelen altyapıyla birlikte yeniden geri dönme şansınız var. Doğru planlama yaparsanız, doğru işler yaparsanız, bütçenizi imkanlar dahilinde oluşturursanız, lige göre belirlerseniz daha rahat konumda ligleri tamamlarsınız. Geri dönebilirsiniz. Ben Ozanköy'e BTM'de başarılar diliyorum. Ligde kalan takımlara başarılar diliyorum. Ama dediğim gibi özellikle sadece play-out'ta hem Süper Lig hem birincilikte mücadele eden takımlar değil. Tüm takımlar yeni dönemde ligimizi tamamladık. Aksa ligleri geride kaldı. U14'te ikinci tur başlayacak. BTM'de üçüncü hafta yoğun bir şekilde onlar da tamamlanacak. Yarın bir gün konuşacağız. Ve 2023-24 sezonu tamamen geride kalacak. O yüzden yeni dönem ekonomik olarak çok büyük sıkıntılar kulüplerimizi bekliyor. Ama ona rağmen yeni teknik adamlarını oluşturan, transferlere başlayan, şimdiden başlayan takımlar da var. Hı hı. Dolayısıyla bu yapının ne kadar devam edeceği noktasında çok da karamsar olduğumu altını çizmek istiyorum. İlerleyen dönemde hep birlikte neyin ne olacağını göreceğiz ama tekrar altını çizerek söylüyorum. Sistemin ve statülerin süratle değişmesi geldiği, zamanın geldiğini söyleyebilirim. Evet. VAR sistemi devreye girmişti. İşte VAR sistemi kupa için düşünülmüştü. Daha sonra Kadınlar Ligi kupa finalinde oynatıldı. Bu kez işte sorgulanmaya başlanan neden playoutlarda yoktu. Hem sistem olarak söyledik hem de oynatılan maçlara baktığımızda ligde bir deneme yapılmıştı hatırlayacaksın. Göçmenköy Doğan Türk Birliği maçı deneme yapıldı. Ona kimse aldanmasın. Kupa için bu sezon VAR'ı devreye koyduğunu Futbol Federasyonu zaten net söylemişti. Hı hı. Ama canlar yanınca belli noktalarda hakem hataları ön plana çıkınca hemen gündeme ne geliyor? VAR geliyor. VAR'ın yeni dönemde tam anlamıyla ve özellikle statlar noktasında ilçelerdeki statların süratle yenilenmesi, ışıklı sahaların daha da artırılmasıyla birlikte Süper Lig'in artık gece maçları oynatılması kaçınılmaz olduğunun altını çiziyorum. Zaten gece maçlarının yarattığı etki, sinerji, seyirci kalitesini hep gördük. Umarım bu sadece Futbol Federasyonu'nun işi değildir. Bu iş devlet ve hükümet yetkililerinindir. Hatta Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Spor Koordinatörlüğü ile birlikte artık güzel statlar, güzel zeminler istiyoruz ve herkesin rahat çalışabileceği, futbol kalitesinin yükselebileceği iyi zeminler artık bizler de görmek istiyoruz. Çünkü
Çok kısa herhalde artık Türkiye Ligi'ne döneceğiz. Evet. Buradan derbiyi izlemek için en az 6-7 bin. 5 bin civarı diye duyduk. Belki fazla. 6-7 bin civarında. Evet. Çünkü şampiyonluk maçıydı. Galatasaray beraberlik veya kazanması şampiyonluğu getireceğiydi. Bu kadar taraftar kitlesi Rams Park'a gidiyor. Neden gidiyorunu zaten daha önceki programlarda söyledim. Tekrar etmeye gerek yoktur. İyi imkanlar, güzel ortamlar yaratırsanız değil Rams Park'a, Bernabeu'ya da gidilir, İtalya'ya da gidilir. Evet. Futbolun izleyicisi, izleyicisi çoktur. Evet, evet. Ve ciddi paralar harcayarak da bu güzel organizasyonları izlemek isteyen çok futbol seyircisi vardır. O yüzden bizim yetkililere de buradan çağrım olsun. Futbol sahalarını, zeminleri ve çalışma ortamlarını güzel noktaya taşırsanız bizde de futbol izleyicileri vardır ve gelecektir. Evet, Galatasaray şampiyonluk hesabıyla çıktı karşılaşmaya ama Fenerbahçe 1-0 kazandı. Puan farkı 3'e düştü. Şampiyonluk son haftaya kaldı. Galatasaray beraberlik yetiyor. Son haftada Fenerbahçe'ye yenmesi ve Galatasaray'ın kaybetmesi lazım Fenerbahçe'nin şampiyonluğu için. Maçı da bir değerlendirelim. Bayağı bir sert maç öncesi bir gerginlik. Maç içerisinde de zaten kırmızı kart çıktı. Tartışıldı o da. Gol geldi. İkinci yarıda 1-0 olduğu skor. Maç sonrasında tartışılan konular var. Başkan Ali Koç'un sahanın içerisine girmesi var. Çok bayağı bir gereksiz işler var. Çok, evet. Çok renkli bir derbiyi geride bıraktık. Tabii ki derbiye kadar sezon başından hep değerlendirdik. Özellikle VAR sisteminin ve hakem hatalarının ön plana çıktığı Türkiye Ligi'nde artık yabancı hakemlerin VAR'da görev almasın tartışıldı ve o da gündeme gelerek onlar da hayat buldu ve yabancı hakemler de VAR sisteminde görev yaptı. Sana göre kırmızı kart doğru mu? Hemen değil sorayım. Tabii ki değil. Yani herkesin gördüğü ki akan oyunda bunun kararını verebilirsiniz. VAR'a gitmenize gerek yok. Ama oyun içerisinde o kadar oyuncuları o karttan sonra atmanız gereken çok oyuncular varken evet, hepsine seyirci kaldınız Arda kardeşler. Maçın önüne geçtiğini net söyleyebilirim. Galatasaray'ın uzun yıllardır, geçen yıl ve bu yılda altını çizerek söylüyorum, ilk kez bu kadar ezik ki Galatasaray'ın en önemli faktörlerinden bir tanesi seyirci baskısıydı. Oynadığı futbol kalitesi, baskıcı oyun, geçişler, ön bölgedeki varyasyonlarla girdiği pozisyonlar ve üretkenlik üst düzeydeydi. Derbiye geldiğimizde bunlardan uzak. Hele hele belli anlarda seyirci de o motivasyonunu kaybetti. İnancını yitirdi Galatasaray'dan. Hiç anlamış değilim yani. O kadar bir baskı altına alırdı. 2-0'dan geriye döndüğü, 3-0'dan geriye döndüğü çok maçlar gördüm ben. 21. dakikada 10 kişi kalmış derbide Fenerbahçe karşısında 80-81 yani, dakika üstünlük kuramayacaksınız. Evet. Barış Alper'in pozisyon yok neredeyse. Barış Alper'in ve bir pozisyon daha onun dışında pozisyonunuz pozisyon olmayacak. Evet. Diğer taraftan Fred'le kaçırılan iki pozisyon var. İlk yarıda ve ikinci yarıda her ne kadar Galatasaray savunması uzaklaştırmaya çalışırken Fred ayağını koydu direğin dibinden dışarı çıksa da iki tane %100 pozisyon var. Onun dışında önemli pozisyonlar var. Gol var ve Fenerbahçe 10 kişi oynadığı derbiyi kazanarak son haftaya taşıdı. Maç öncesinde baktığımızda herkesin inancı ve isteği oydu ki Galatasaray şampiyon olmuştu. Oraya giden Galatasaray, ülkemizden oraya giden 5000-6000 Galatasaray taraftarı, hazırlanan karagrafiler, hazırlanan tişörtler, hazırlanan diğer bütün uygulamalar hepsi yarım kaldı. Ve ciddi anlamda Galatasaray'da moral bozukluğu oldu. Ve birçok taraftar ve bunu yönetim içerisinde de dillendi. Bu tür avantajı kaybetmek ciddi anlamda Galatasaray'ı yaraladığını söyleyebilirim. Tabii matematiksel olarak her şeyin devam ettiği noktada olur mu? Eğer Galatasaray mağlup olsa da Fenerbahçe kazanır olur. Olur tabii. Matematiğin içinde vardır. Var, var. Ama bu kadar getirmişsiniz, bu kadar böyle bir derbiden mağlup ayrılarak Konya'ya gidip kaybederseniz kendi içinde bunun hesabını yapmaları gerekir. Bir, Konya'nın ligde kalma adına özellikle 41 puan çok riskli bir puan. Hatay'ın Rizespor'la oynayacağı maç kazanması durumunda 41. Ankara Gücü Trabzon'da berabere kalırsa 41. Çok hesaplar Antep, var. Pendik'in 26-0'lık farkla belki Ankara Gücü'nü yakalama düşüncesi bizim Mausa'daki gibi, Mausa Türk Gücü Yenicami maçındaki gibi 38-0. Matematiksel var ama mental olarak Cihangir yok. Evet. Bunun evet, altını çizmek gerekir. Bunlar var. Dolayısıyla onların da bu saydığımız, ortaya koyduğumuz tablo ortaya çıkarsa 4 takım 41 olur. Dolayısıyla bu 4 takımın 41 noktasında en çok puan toplayan Konyaspor olur. Akşam hesaplama yaptım. Özellikle ikili avaraja mesai harcadın. Evet, ikili avaraja bakarsak
Özellikle Ankara Gücü'nün kazanması, Konya'nın kaybetmesi, Hatay'ın kazanmasıyla birlikte Hatay ligde kalır, Konya küme düşer. İki maçta da Hatay Konya'yı mağlup etti. İkili avarajda Hatay öndedir. Dolayısıyla çok hesapların yapılacağı bir hafta sonu 26 Mayıs bizi bekliyor. Yani daha bitmedi lig. Daha lig bitmedi. Özellikle iddiasız maçlar büyük ihtimalle Cuma Cumartesi oynadıp evet. noktalayabilir ama biliyorsun Perşembe günü de Ziraat Türkiye Kupası finali var. O yüzden evet. Hem Trabzon hem Beşiktaş maçlarını öne çekme durumu söz konusu değil. Diğer zaten Galatasaray'ın Konya deplasmanı, Fenerbahçe'nin İstanbul maçlarını öne çekme durumu söz konusu değil ama iddiasız takımların prestij maçlarını da öne çekme durumu söz konusu. Onu da Türkiye Futbol Federasyonu açıklayacak. Ama şunu net söyleyebilirim ki VAR'ın bu sezona ciddi anlamda hem zirveye hem alta çok ciddi anlamda etki ettiğini, hakemlerin çok tartışıldığı bir nokta olduğunu ve bu VAR sisteminde doğru kullanılmadığı için böyle sıkıntıları beraberinde getirdiği. Dün Ali kulüplerin, Koç bayağı bu konuya değindi. Kulüplerin kendi içerisindeki birbirlerine karşı göndermeleri, birbirlerine karşı savaşları futbolu geriye çektiğini söyleyebilirim. Düşününüz ki siz maçı türbünden izlemiyorsunuz. Maç bittikten sonra Rams Park'a gidiyorsunuz. Saha içerisine giriyorsunuz. Çok enteresan o da. Enteresan gelişmeler oluyor. Daha sonra Dursun Özbek geliyor. O fotoğrafı getirebilirsek. Sayın Dursun Ali Özbek Koç'un geldiğinde meydan okuyor. Daha sonra geç vakitlerde yaklaşık bir sularında izledim. Ali Koç'un Sayın Ali Koç'un açıklamaları var. Evet, saha içinde bayağı bir gerginlik oluyor. Gerçekten Türk futboluna zarar verecek açıklamalar ardı ardına geliyor. Bir şampiyonluk yarışı vardır. Kulüpler çok büyük kulüpler. Mazileri önemli başarılara sahip kulüpler. Ama bu kulüplerin de sorumlu olduğu Türk futbolu vardır. Bu kulüplerin sorumlu olduğu bir federasyon vardır. Her şeyin ayaklar altına alındığı, herkese rahat bir şekilde gönderme yapabileceği, düelloya çağırabileceği noktalara geldik. Evet, bu son derece çok tehlikeli bir noktadır. Bu videoyu sen izledin mi Amir evet, Okan? Evet. O nokta şu fotoğrafta durabilirsek Necmi Ulusal çok çünkü enteresan karşılaşmayı statta izlemedi Ali Koç. Evet. Sayın Başkan sonradan gitti. Galibiyet sonrasında gitti. Ve ısrarla Galatasaray'ın oradaki görevlileri, stat görevlileri de engellemeye çalıştılar stadın içerisine girmesini ama Ali Koç bayağı bir didişerek hatta kendi yönetici arkadaşlarıyla da tartışarak evet bu görüntü evet. Bu bayağı bir dün gece konuşuldu Ahmet Okan. Gündem oldu enteresan. Tabii ki daha sonra Ali Koç Başkan yaptı açıklamasını ama o saha içerisindeki gerginlik gerçekten enteresandı. Hatta dediğim gibi kendi yönetim kurulu üyesiyle de anlık bir tartışması oldu. Onun açıklamasını evet. da yaptılar. Futbolcular saha içinde selfie çekti. Yani fotoğraf da çektiler. Çok enteresan. Yani bunun üzerinde de Galatasaray'ın açıklaması geldi. Bunu tarihana dönüştürmenin sebepleri var. Bir kerecik 19.05 dün itibariyle. Bir kerecik Fenerbahçe Kadıköy'de Galatasaray'ı kaybedip orada karanlıklar içerisinde kupanın alınması ki o dönemde değerlendirildi. Ona son derece yanlış bir uygulamaydı. Ona karşılık mıydı bu hareket? Biz Avrupa'da şampiyon olan takımların nasıl kupa aldığını görüyoruz. Kaybeden takımların nasıl alkışladığını, evet. kaybeden küme düşen takımların taraftarlarını çağırıp nasıl onları onur edip alkışlayarak o moral bozukluğuna, üzüntülerine ortak olduğunu görürken ne zaman göreceğiz? Biz Türkiye'de bunları göremeyiz. Ne zaman göreceğiz? Göremeyiz biz bunları. Çünkü işin boyutu artık devlet noktasına gitti. Hükümet noktasına gitti. Düelloya dönüştü. Birbirine karşılıklı atışmalar ki bunun ardı arkası kesilmeden bu akşam itibariyle devam edecek. Bugün itibariyle tabii, devam edecek. Tabii. Bir hafta çok iyi boyunca. Noktaya gitmiyor. Dolayısıyla sağduyu galip geleceği ortamların yaratılması gerekir. İki dev kulübünde seçimleri var. Evet, bir de o var. Dolayısıyla onların da yarattığı etkiler var. Stres. Ki bunu maç sonrasında İsmail Kartal'ın açıklamalarına baktığımızda böylesi derbi öncesinde teknik direktör Mourinho'nun geleceği açıklanması moral motivasyonu ki şu vardır. Siz bir Fenerbahçe takımın teknik direktörüsünüz. Siz işinize bakacaksınız. Bir başkan adayı gelip işte Kaya'yı getireceğini söyleyebilir. Yani o onun kendi tasarrufudur ve ona yönelik çalışmalarıdır. Sen işini yapacaksın, işine bakacaksın. Şunu da söyleyeyim yeri gelmişken atlayacaktım. Hep şunu konuşuluyor. İsmail Kartal doğru oyuncu tercihleriyle oynadı. Sakatlıklar ve cezalılardan dolayı mecburiyetten doğruyu buldu. Bunun altını çizelim. Yani biz de teknik adamlık yapıyoruz. Teknik adamların hakkını da teslim ediyoruz.
en çok savunanlardan bir tanesi de bizik. Evet. Ama eğriye eğri, doğruyu da doğru konuşmak gerekir. Hı hı. Dolayısıyla bu büyük avantajdı. Maçın adamı Fred'di. Muhteşem oynadı. Evet. Yani genelde Ferdi'de birçok oyuncunun çok büyük katkıları var. Batshuayi'nin ön tarafta olması, savunmayı çıkarmaması önemliydi. Baskı da var. Dzeko'nun evet. statik oyunundan dolayı özellikle savunmanın kanat savunmacılarını ön plana çıkarak pozisyon ürettiği ve Fenerbahçe'yi zor anlara düşürdüğü maçlar izledik. Ön bölgedeki o savunmayı tutması, Fred'in yüksek enerjisi, Mert Hakan'ın oyun içerisindeki performansı ama oyun içerisinde ve dışarıda yaptıklarını asla tasvip etmiyorum. Hiç yakışmayan görüntülerdi. Fenerbahçeli olabilsin, Fenerbahçe armasına sahip çıkabilirsin ama böyle değil. Futbolunuzla, enerjinizle, hırsınızla evet takdir edilirsiniz ama diğer yanlarınız takdir edilmez. Evet. Ve böylesi bir derbi geride kaldı. Haftaya izleyip göreceğiz neler olur, neler biter, hep birlikte yaşayacağız ama önemli olan bir hafta daha o heyecan yaşanacak. Kesinlikle. Acaba sorusu şimdi gündeme geldi. Kaybeder mi, kaybetmez mi? Galatasaray bu baskı altından çıkar mı, çıkmaz mı? Fenerbahçe İstanbulspor'la oynuyor. Ligden düşen bir takımdı ama sonuçta bir takım var. Saygı duyulması gereken bir ekip var. Çıkıp mücadelenizi göstermeniz gerekir. Evet. İzleyip göreceğiz ama hem şampiyonluk hem ligden düşecek son takım ki Fatih Karagümrük kendi eliyle veda etti. Birçok alacağı maçlar vardı. Son maç Galatasaray maçında kaybetmese çok avantajlı olacaktı. 90'da 1-1 girdiği Gaziantep maçında 90 artılarda yediği 2 golle lige veda etti. Ve 3 İstanbul takımı lige veda etti. Evet. Çok tartışılan, konuşulan noktaydı. 8 takımlı Süper Lig İstanbul takımı 3'ü gitti. Eyüp geldi. 6 takımlı devam edilecek. Evet. İzleyip göreceğiz. Yarın da programımız var. 14'lerde biliyorsun lig grup aşaması BTM tamamlandı. 2 var. Büyük ihtimalle yarın kura çekimi olur. Hı hı. BTM 2 var. Zaten bu iki ligimizin dışında genel kurullar var. Onları konuşacak. Çünkü en çok tartışılacak noktalar bana göre kulüplerde yapılacak genel kurullar ve başkan bulmakta yaşanacak sıkıntılar. Evet, diğer spor dallarında da özellikle çok önemli başarılar var. Bireysel başarılar var. Dördüncü oldu. Doğukan Ulaç var. Kemal Hakan Elektrik Tazegül var. Evet, Hakan Tazegül. Hepsini onları da değerlendiririz. Konuşacağız. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, bu iki programımızın sonuna geldik. Yayında yapımlamaya geçen tüm arkadaşlarım adına sağlıklı ve sporla dolu günler diliyorum. Hoşçakalın.